Bence nihai hedefleri, yapmak istedikleri şey Türkiye'yi bir tür milliyetçi bir İslam cumhuriyetine çevirmek ve otoriter rejimi mümkün olduğunca uzun zamana yaymak. Mümkünse ebediyen Türkiye'yi bir otoriter rejim haline getirmek ve tabii aynı zamanda bir Osmanlı yayılmacılığı fikriyle bütün çevre ülkelere bir tür yaymak bu ideolojiyi. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorlar ve bunca zamandır da gerek işte Suriye'de, Irak'ta yaptıkları operasyonlar, gerek işte Ege'deki bu savaş çığlıklarıyla vesaire Türkiye'yi bir tür yayılmacı bir ideolojiye çekmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar başarılı oldukları tartışılır çünkü ben giderek sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Şimdi biz Zürih'e bir toplantıya geldik. Bu konferans serisini başlatıyoruz. Bu aslında Türkiye'de altılı masada toplanan altı liderin yaklaşımının biraz farklı bir yaklaşımı var. Çünkü altı tane parti liderinin bir araya gelmesi bir tavanda birlik duygusu yaratıyor ama bizim iddiamız şu ki bu birlikteliği tavanda değil tabanda kurmak lazım. Yani insanların bir araya gelip birbirine dokunması, birbiriyle tartışması, birbiriyle kucaklaşması lazım. Bu olmadığı zaman o tavandaki birliktelik kolayca çözülebiliyor. Liderlerden biri masayı terk ettiği zaman orası çökebiliyor. Yani bunu olumlu bulmakla birlikte, yani onların bir arada bir resim vermesini olumlu bulmakla birlikte onu eksik görüyoruz. Yani HDP'nin dışlandığı bir muhalefeti önemli bir eksiklikle kurulmuş gibi görüyoruz. Ayrıca da çok kolayca çözülebilecek bir şey gibi görünüyor. Ama o yüzden daha uzun vadeli, daha kalıcı, daha kucaklayıcı bir birliktelik peşindeyiz. Onun için Zürih'te bu toplantılar serisinin birini yapmaya geldik. Tabii aslında Türkiye'de süren bir mücadele var, bir direniş var ve giderek güçlenen bir muhalefet var. Biz bunu biraz yurt dışında şu ya da bu nedenle yurt dışına düşmüş insanlar olarak, muhalifler olarak oradaki mücadeleye nasıl destek olabiliriz diye bir araya geldik. Ve değişik kesimlerden arkadaşlar var aramızda. Ve bugüne kadar bizi bölen şeyler üzerine değil, bizi birleştiren hedefler üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Ve bir arada biraz Erdoğan sonrası Türkiye'yi de konuşabileceğimiz ve nasıl bir Türkiye hayalimiz varsa onun üzerine kafa yorabileceğimiz bir toplantılar serisine giriştik. Değişik ülkelerde, değişik başkentlerde, şehirlerde buluşup orada insanları dinlemek, onların beklentisi ne, onların hayalleri neler, onları not almak, biz kendi hazırlıklarımızı anlatmamız ve giderek buradaki akademisyen arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar, politikacılar bir arada Türkiye'nin kanayan yaralarına ne gibi çözümler düşünebiliriz, önerebiliriz? Bunların arayışına giriştik. Yani aslında yavaş yavaş Türkiye'nin büyük bir enkaz devralacağı kesin. Bu enkazı nasıl kaldırırız ve yerine nasıl yeni bir demokratik, hepimizin huzur içinde bir arada yaşayabileceği bir Türkiye'yi kurarız? Asıl amacımız bu. Ne yazık ki Türkiye'nin tarihi bir katliamlar tarihi ve izlenen cezasızlık politikası bu katliamların sorumlularını adeta korudu, korumanın ötesinde ödüllendirdi. Değişmeyen bu gelenek zannediyorum. Bir, katliamların sürmesi, iki, katliamcıların korunması. Bu ikincisini değiştirmeden birinciyi çare bulamayız. Katliamcıları eğer cezalandırmazsak, yargılamazsak, hesap sormazsak katliamlar sürer. Bunu biliyoruz. Ve Sivas bunların en can yakıcı örneklerinden biri. Ne yazık ki Türkiye tarihinin en büyük aydın katliamlarından biri. Ve cezasızlığın orada nasıl işlediğini, zaman aşımına terk edildiğini, katliamcıları kollayanların avukatlarının milletvekilliğiyle ödüllendirildiğini gördük. Şimdi parti lideri olarak görüyoruz o katliamı kınamaktan çekinenleri ve altılı masada görüyoruz. Dolayısıyla biz eğer bunların hesabını sormazsak Türkiye tarihi böyle devam eder. Ama hiç kimse yanına kalacağını düşünmesin. Yani Erdoğan'ın seçim stratejisi belli. Daha önce de yaptı bunu. Yani seçim dönemi bir saldırgan bir politika izliyor. Kürtler özellikle hedef ama sadece Kürtler değil işte. Yani Yunanistan'a da, Kıbrıs'a da, Ermenistan'a da, İran'la ilişkileri de gererek bir gerginlik politikası yaratarak iktidarda kalmayı hedefliyor.
Ne yazık ki burada muhalefetin durumu çok kritik. Çünkü Erdoğan ne zaman bu bayrağı sallayıp bir sınır ötesi harekata girişse muhalefet hemen bunun milli dava olduğunu söyleyerek destek oluyor ve Erdoğan'a payanda oluyor. Diliyorum ki bu sefer muhalefet, yani Erdoğan aynı şeyini yapacaktır. İktidar oyununu oynayacaktır. Seçim tuzaklarını kuracaktır. Ama burada önemli olan muhalefetin bu tuzağa düşmemesi. Bunun bir ulusal güvenlik sorunu olmadığını, bunun bir milli mesele olmadığını, bunun sadece Erdoğan'ın bir iktidarda kalmak için uyguladığı bir savaş siyaseti olduğunu görüp bu siyasete uzak durmaları, bu siyasetin hesabını sormaları, bu siyasete ortak olmamaları gerekiyor. Bunu yapabileceklerini düşünüyorum bu sefer.